Kere yapar. Arkasından Mustafa Mural var. Yani burada hoş geldiniz. Herkese merhaba. Öncelikle genel kurulumuzun camiamıza tabii ki öncelikle ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Divan'dan da özellikle rica ediyorum. Ben İstanbul'dan bağımsız olarak seçilen, tam bağımsız olarak seçilen bir arkadaşınızım. Bu nedenle bana süre konusunda biraz tolerans sağlamasını rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar sabahtan beri konuşuyoruz. Sorunlarımız var, dertlerimiz var. Bu sorunlarımızı da çözecek bir sürü projeler var. Peki bu şikayetleri kim yapıyor demin ya sabahtan beri bir söyleyin bana. Bir tane meslektaşım delege olarak çıkıp bir tane meslektaşım ya bizim bu sorunlarımız var ve çözülmüyorsunuz demedik. Kim diyor? Geçmişte ve hala oda yöneticiliği yapan, başkanlık yapanlar diyor. Onlar şikayet ediyor. Siz şikayet mercisiniz değilsiniz ki. Biz şikayet edeceğiz, siz bize bunları sağlayacaksınız arkadaşlar. Siz neyin peşindesiniz anlamıyorum yani. Lütfen artık dönün. İşinize dönün. Bakın bizim sorunlarımızın çözümü de bana göre iki yerde kilitlendi. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar tek grubun hakimiyetinde bana göre de çok büyük kazanımlar elde etmiş olan bir meslek örgütüyüz. Yani o günden bugüne kadar da o kazanımların biraz ekmeğini yedik. Evet, o günden bugüne kadar sorunlarımız biraz fazlalaştı. Bana göre de bu mesleğin önünde o nispi seçim sistemi bir sorun oluştu. Aslında o sistem çok doğru bir sistem, demokratik bir sistem. Ben de katılıyorum. Ama o sistem geldikten sonra bizim grupta özellikle hiç söz sahibi olamayan gruplar başladı. Tabii ki söz sahibi olmaya başladı aldıkları oylar oranında. Ve geldiler, yönetimlere girdiler. Yaklaşık 10 yıldır, yani 9 yıl diyelim, 9 yıldır iki grupla, 4-5 yıldır da üçüncü grupla bu meslek camiası idare ediliyor. Şimdi 10 yıldır sürekli dertlerimiz artıyor, son 3 yılda poşet başımıza geçiyor, turizm beyannamesi şu bu falan karşımızda ama sadece bir grup suçlanıyor. Nasıl yani, siz yönetimde değil misiniz? Sizlere de görev yaptınız. Konuşmamda da söyledim. Meslekte birlik örgütü o günkü 2015 yılında oda başkanı size ziyaret edip şikayette bulunuyor. Buraya gelmeden malzeme de veriyorlar. Kusura bakmayın malzemeyi de topluyoruz işte. Buraya gelmeden iktisadi dayanışma meslek camiamızın basını oradan aynen şunu okudum arkadaşlar. Şu anda bir bileşenleri var. Aday olan bir grubun en büyük destekçisi, İstanbul'dan destekçisinin başkanı diyor ki Sayın Aziz Babuşçu, bugüne kadar benim kendi grubumda dahil olmak üzere hiçbir meslek örgütü gelip bizden yardım istemedi diyor. Ya doğrudur, istememiş olabilir. Siz 4 yıldır bir grubu temsil ediyorsunuz, 5. yılda bağımsız olarak oradasınız, ondan öncesini saymıyorum. 3 yıldır da TÜRMOB'un destekleyen bir grupsunuz. E siz niye bunları çözmüyorsunuz Allah aşkına? Birleşip de bu dertleri yapmıyorsunuz, dertlerinizi çözmüyorsunuz. Niçin sadece bir grup? Hepiniz sorumlusunuz, hepiniz. Çok net. Kimse sıyrılmasın buradan. Siz şikayet merci değilsiniz. Siz çözüm mercisiniz ve bunu halletmek zorundasınız. Yoksa durmayın. Alt kadrolarınızda çok yetişkin insanlar var. Ben biliyorum. Bütün örgütleri de tanıyorum. Bakın her örgütte hemen hemen de görev yaptım. İnanın samimiyetle söylüyorum. Çok güçlü, çok kaliteli insanlarımız var. Siz çözemiyorsunuz. Gidin. Bu kadar basit yani arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer bir husus da şu. Özür dilerim. Bana göre yine meslek kanunumuzun bize amansız yara vurduğu şeylerden biri de bu. Bugüne kadar hep çıkan mesleki yaraların çoğu hep yenilmelere çıktı. Şimdi 5'e 4 temsil ediliyoruz ya, hani kanunen bize üstünlük kuruyorlar ya, 5000 tane yenileme var, 105 bin tane, 110 bin tane sevmeliye hükme diyorlar ya, şimdi yedin, eyvallah buna da razı olabiliriz belki ama bakın SMM'ler artık
iş bulmakta, kazanç elde etmekte zorlanıyor. Şimdi defter tutma vardı Semimelerin ellerinde. O da sağ olsun bu siyasi iktidar tarafından ve ekonomik koşullar tarafından hemen zorlanıyor. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Bizim gerçek işimiz olan raporlamayı sadece YMM'lere değil arkadaşlar bize de sağlamanız lazım. Zaten o raporlamaları biz yapıyoruz, siz imza atıyorsunuz. Niçin bize de vermiyor? Bakın bizim yaşamımız sona ererse sizin de kanınız biter. Damarlarınızdaki kan biter. Farkında olun abi. Farkında olun. Şimdi bir tavsiyede bulunacağım yöneticilerimize. Futbolda bir terim vardır. Lütfen basit oynayın. Türbine oynamayın. Erdoğan'ı toparlar mısınız? Toparlıyorum başkanım. Son cümlemiz lütfen. Lütfen dediğim gibi bir bağımsız olarak rica ediyorum. Görevinizi layıkıyla yapın. Bir de sikimin benim meslektaşlarıma son yeşil pasaport olaylarından sonra sosyal medyada şu paylaşıldı. Metin Feyzoğlu büyüktür, tüm mob ve odalar. Ya arkadaş lütfen sen çık git bu meslekten. Hiç kimse bu meslekten sen büyük olamaz. Hiç kimse bilme bakmaz. Lütfen kendinize gelin, sahip çıkın bu mesleğe. Çıkmazsanız da keyfini bilecek zaten az kalmıyor. Ben bugüne kadar emeği geçen tüm arkadaşlarım emek yüce bir kavramdır. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyisiyle kötüsüyle, azıyla çoğuyla herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra, bugünden sonra seçilecek arkadaşlarıma da ben de Ulu Önder Atatürk'ün o güzel cümlelerinden birini söyleyerek sonlandırmak istiyorum. Lütfen seçilen arkadaşlar, eğer vatanınızı seviyorsanız görevinizi en iyi şekilde yapın. Başka türlü de lütfen oralarda bulunmayın. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Mustafa Burak, Diyarbakır Oda Başkanımız.